Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri, temel taşı diyebileceğimiz bir tarifi sizlerle paylaşacağız. Şehriyeli pilav yapıyoruz. Benim en sevdiğim yiyeceklerin başında geliyor. Şefim, malzemelerimiz neler? Pirincimiz var, tuz, çiçek yağı, tereyağı, bir dilim limonumuz var efendim. Bir de arpa şehriyemiz var. Evet, hemen yapmaya başlayabiliriz. Önce ne yapıyoruz? Evet, ilk başta hemen tenceremizi koymuştuk. Bir miktar sıvı yağ. Yağımızı, evet, bir miktar sıvı yağımızı şöyle ilave ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Yakupcan. Yakupcan şehriyelerimizi ilave etti. Evet, Yakupcan'ın da eli değdi efendim. Daha da lezzetli bir pilav olacak bugün inşallah. Evet, şehriyelerimizi kavuruyoruz. Böyle şehriyelerimizi kavuruyoruz efendim. Birazcık rengi değişecek şehriyelerin. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar şehriye kullandık biz. Peki şefim, şunu sormak istiyorum. Ben normalde pilav yaparken zeytinyağı kullanıyorum. Siz mesela ayçiçek yağı kullandınız. Evet. Pilavlarda ayçiçek yağı ve tereyağı kullanmayı tercih ediyoruz. Neden şefim? Zeytinyağı biraz daha sebzelerde ya da etli yemeklerde ya da sebzelerde kullanmak daha uygun. Bence damak lezzetine pilavda zeytinyağı çok fazla uymuyor. Ancak iç pilav yaparsak, hani iç pilav tavuğun içini dolduruyorsak ya da hindiyi dolduruyorsak, iç pilavlarda zeytinyağı çok yakışıyor efendim. Ya siz tabii lezzet olarak baktınız. Ben de mesela sağlık açısından baktığım için ben pilavlarımı bile zeytinyağıyla, bulgur pilavı olsun, pirinç pilavı olsun, bunların hepsini zeytinyağıyla yapıyorum. Olur tabii ki. Zeytinyağı ile yapmakta hiçbir sakınca yok efendim. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi bunu koyduktan sonra bir miktar hemen içerisine tereyağımızı ilave edeceğiz. Tereyağını daha öncesinden ilave etmedik. Tereyağımız yanardı çünkü. Yanmaması için tereyağımızı en son ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi arpa şehriyelerimizin rengi dönmeye başladı. Aynen öyle. Bakın tereyağımız da eriyor. Çok güzel kokular sardı etrafı. Evet, biraz lezzetlenmesi için tereyağı ben de zaman zaman kullanıyorum. Şefim de bakın gördünüz, lezzet alması için tereyağı kullandı. Ege'deyiz. Ege mutfağı ağırlıklı olarak biliyorsunuz zeytinyağından meydana geliyor ama zaman zaman yemekleri lezzetlendirmek adına tereyağı da kullanılıyor. Evet, şimdi bu aşamada tereyağımız da eridikten sonra pirincimizi atmadan önce içerisine limon sıkıyoruz efendim. Neden mi? Parlasın çünkü diye. Parlasın diye, birbirine yapışmasın diye, aynen, parlasın diye, daha güzel, daha beyaz bir pilav görünsün diye efendim. Evet. Bir püf noktası gibi ben söyleyeyim. Ben mesela pilav yaparken içine kesme şeker atıyorum, tane tane olsun diye. Evet. Limonun yanında. Kesme şeker de kullanabiliriz tabii ki, çok da lezzetlendirir, olur tabii ki. Bir tane kesme şeker atmakta fayda var. Evet, hemen pirincimizi atıyorum efendim içerisine. Yıkadığımız, nişastasını aldığımız pirincimiz. Evet, daha önce ne yaptık? Burada vakit kaybetmemek için biz pirincimizi suyun içerisinde beklettik ve yıkadık efendim. Çok güzel koktu, çok acıktım şefim ya. Kavurduğumuz arpa şehriyelerimiz pirinçle nasıl da yakıştı bakar mısınız? Çok çok güzel oldu, harika bir koku sardı etrafı. İzleyicilerimiz diyecek ki, aa pilav çok kolay bir tarif. İşte pilav tarifi, evet aslında çok kolay. Hemen hemen her evde pirinç pilavı yapılıyor efendim. Ancak burada biz püf noktalarından bahsetmek istiyoruz. Mutlaka pirincimizi içerisine atmadan önce yağımızın içerisine bir miktar limonumuzu sıkıyoruz. Burada ne kullandık? 3 kase pirinç kullandık, 4,5 kase su kullanacağız efendim. Evet. Tavuk suyumuz var. Şimdi onu alacağım. Tavuk suyumuzu birazdan içerisine ilave edeceğim. Tabii ki burada püf noktalardan bir tanesi, pirincimizi güzel kavurmak. Yüksek ateşte değil, kısık ateşte. En az 15 dakika yavaş yavaş kavurmakta fayda var. O zaman biz de şimdi pirincimizi kavurmaya bırakıyoruz. Şimdi sıra geldi tavuk suyunu pilavımızın üstüne dökmeye. 3 kase pirinç vardı efendim. 4,5 kase tavuk suyumuz var. Evet. İşte 4,5 kase tavuk suyumuzu da mis gibi kokan suyumuzu pilavımıza dökeceğiz. Yardım edeyim mi? Burada farklı bir şey yapacağız. Bir saniye. Farklı bir şey yapacağız. Normalde tuzunu ayarlamak zordur. Bazı pilavlar tuzlu olur, bazıları tuzsuz olur. En kolayı, ben ne yapıyorum? Bir miktar tavuk suyumun içerisine atıyorum efendim tuzumu. Böyle tavuk suyumun içerisine tuzumu atıyorum ve karıştırıyorum. Vav, bu püf noktası bakın mı? Evet, püf noktalarından bir tanesi. Böyle yaparsanız, dakika dakikasına uyarsanız hiçbir zaman pişman olmayacaksınız ve pilavınız tam kıvamında bir pilav olacak efendim. Yalnız şefim, ben normalde soğuk su ilave ediyorum. Siz sıcak, şimdi kaynamış
tavuk suyu ilave ediyorsunuz. Evet, kaynamış sıcak su kullanıyoruz. Bakın pirincin içerisine değil, tamamen suyun içerisine tuzumuzu attık, karıştırdık ve tadına baktım, tuzu yerinde. Şimdi boşaltacağım içerisine. Ben sana yardım edeyim şefim. Evet, gördüğünüz gibi tane tane oldu. Aynen öyle, döküyorum. Evet, yavaş yavaş dökelim. Evet, gördüğünüz sesin gibi. Sesin güzelliği. Evet, şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de burası efendim. Tam 17 dakika, 16 dakika değil, 17 dakika, 18 dakika değil efendim, tam 17 dakika. Bunun kapağını örtüyoruz ve kapağını kapattıktan sonra 17 dakika sonra pilavımız pişmiş olacak. Şimdi pirincimizin suyunun çekmesini bekliyoruz. 17 dakika pirincimiz pişecek. Pilavımız artık hazır. Şehriyeli pilav yaptık. Püf noktalarını sizlerle paylaştık. Şimdi tatmaya geldi. Bakalım nasıl bir pilav. Görüntüsü olağanüstü. Tereyağı kokuları harika. Hemen ustam şöyle bana dop dolu bir kepçe koy da ben pilavı çok severim. Oh oh oh. Harika. Şefim ellerinize sağlık diyorum. Bakın pirinçler tane tane nasıl da ayrılmış. Nasıl da güzel olmuş. Şehriyesinden, pilavından şöyle bol bol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.